Evet, 15 Temmuz günü Ulupınar'da sizlerle bir video paylaşmıştık. Ulupınar'daki tarihi eserlerin akıbeti nedir diye, nerededir diye onları sormuştuk, soru sormuştuk. Ve Ulupınar'ın açık hava müzesi olması için bastıralım, uğraşalım demiştik. Ulupınar'dan çıkan tarihi eserleri Orhan Gazi'de ne yazık ki Kültür Bakanlığı'na bağlı bir müze olmadığı için bugün İznik Müzesi'nde muhafaza ediliyor. Şu an gördüğünüz İznik Arkeoloji Müzesi daha yeni açıldı. Bir yıl bile olmadı. Gerçekten muhteşem bir müze. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Daha önceki arkeoloji müzesi ise Nilüfer İmareti ve İslam Eserleri Müzesi olarak sergilenmekte. Şimdi hep birlikte içeride Ulupınar'dan çıkan eserlerimize bakalım neler var, neler yok, hep birlikte görelim. Evet, sizler için İznik Arkeoloji Müzesi'ni gezdik. Orhan Gazi Ulupınar Büyüğü'nden çıkan eserleri tek tek çekerek ilerleyen bölümlerde göreceksiniz. Birçok eser var, birçok tarihi materyal var. Ancak dikkatimizi çeken bir iki olay var. Daha önce eski İznik Müzesi'nde sergilenen Ulupınar'dan çıkan eserlerin bazılarının olmadığını gördük. Bunu da nereden biliyoruz? Geçmiş yıllarda Orhan Gazi Belediyesi'nin yayınladığı Ulupınar'la ilgili bölümlerde, kitaplarda bu eserler orada mevcuttu. Burada bugün göremiyoruz. Bir yetkili derhal şunu yapmalı, İznik Müzeler Müdürlüğü'ne ya da Kültür Bakanlığı'na bir yazı yazarak çıkan tarihi eserlerin envanterini istemeli. Nedir, ne değildir? Bu konuda elimizde bir liste olmalı. Orhan Gazi Ulupınar'dan çıkan eserler nelerdir? O envanter bizde olmalı. O envanter açıklanmalı. Kaç eser burada şu an sergileniyor? Kaç tanesi depolarda? Bunun açıklanması lazım. Bunun sorgulanması lazım. Ulupınar bizler için çok çok önemli. Çıkan tarihi eserleri gördünüz. Yıllardır feryat ediyorum ben. Ulupınar su kaynağından ibaret değildir. Su kaynağı değildir. Bizim için insanlık başladığı yerlerden ilk yerleşim yeri, Orhan Gazi'nin en eski yerleşim yeri, tarıma ve hayvancılığa ilk geçiş yeri olan önemli bir bölgedir. Burada da görüyorsunuz anlatılmaya çalışmış. Milattan önce 5900'lü yıllara dayanan 8000 yıllık bir geçmişi olan bir yer. Ulupınar kazıları bitirildiği yerden derhal tekrar kazılmalı, tekrar başlanmalı. Bir açık hava müzesi haline getirilmeli. Bunun en güzel örneği nedir? Göbekli Tepe. Göbekli Tepe gerekli önem verilerek gerekli çalışmalar yapılmıştı. Buradan özellikle ben Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne seslenmek istiyorum. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ali Nur Aktaş bu konularda gerçekten hassas birisi. Ulupınar'la ilgili gerekli çalışmaları yapmasını, adım atmasını istiyoruz. Yine aynı şekilde Bursa milletvekillerimiz, hem iktidar partisi hem muhalefet partisi Ulupınar'la ilgili gerekli duyarlılığı göstersinler. Bugüne kadar milletvekillerimiz içinden bir tek Sayın Tugayat Altıca Kayışoğlu CHP milletvekilimiz bunu gündeme getirdi. Basında, mecliste yer bulmasını sağladı. Ümit ediyoruz ki Ulupınar'ın sadece... Madem Orhan Gazi'yi turizm ile kalkındıracağız, bunun anahtarı Ulupınar tarihi kazılarıdır. Ulupınar için çok mücadele ettik, hep söyledik, dile getirdik ve getirmeye devam edeceğiz. Sesimizi duyurana kadar mücadelemiz Ulupınar için sürecek. Amacımız Ulupınar için taleplerimizi her kesime ulaştırmak ve Ulupınar'ın sadece
sudan, su kaynağından ibaret olmadığını anlatmaktır. 8 bin yıllık geçmişiyle bölgemizin bilinen en eski yerleşim yeri, önemi usanmadan anlatmaya devam edeceğim. Lütfen siz de 8 bin yıllık bu tarihe sahip çıkın. Ilıpınar'da kazılar ilk başladığı günden sonra sona erene kadar ne yazık ki Orhan Gazi'deki beceriksizlik yüzünden çıkan eserler İznik Müzesi'nde sergilenmekte. İznik Müzesi uzun yıllar tadilat gerekçesiyle kapalıydı. Nihayetinde yıllar sonra geçtiğimiz aylarda İznik Arkeoloji Müzesi açıldı ve Ilıpınar'daki eserler orada sergilenmeye başlandı. Birçok esere baktığımızda daha önceden sergilenen eserlerin olmadığını, sergilenmediğini gördük. Birileri çıkıp şunu sormalı: Ilıpınar'dan ne kadar eser çıktı, ne kadar eser çıkartıldı, bunların bir envanteri var mı, bu envanteri kim tuttu, Orhan Gazi bu konuda ne gibi çalışma yaptı, yapacak mı, Ilıpınar'dan çıkan eserlerin takibini yapacak mı? Durumu Orhan Gazi Kaymakamı ve Orhan Gazi Belediye Başkanı başta olmak üzere ilçedeki tüm yetkili mercilere ilettik, tekrar iletiyoruz. Ancak hala Ilıpınar'la ilgili bir adım atılmadı. Birileri resmi yazıyla müracaat edip Ilıpınar'dan İznik'e, İznik Müzesi'ne kaç eser götürüldü, şu an kaç eser var ve kaç eser sergilenmekteydi. Hatırlarsanız müze tadilatta olduğu sürede bu eserler depolardaydı. Buradan yetkililere bir kez daha çağrıda bulunarak duruma el konulması gerektiğini hatırlatıyorum. Ilıpınar açık hava müzesi olmalı. Madem Orhan Gazi'yi turizmle kalkındıracağız, bunun anahtarı Ilıpınar tarihi kazılarıdır. Kazılar yeniden başlatılmalı ve Ilıpınar hak ettiği değeri alarak bölgenin cazibe merkezi olmalıdır. Evet, Orhan Gazi için bu kadar önemli olan Ilıpınar Höyüğü, yerleşim alanı 2,5 hektar olup tepenin çağı 250 metredir. Yüksekliği 3 metreden 10 metreye kadar değişmektedir. Höyük'te ilk yerleşimin günümüzden 8000 yıl önce gerçekleştiği ortaya çıkmıştır. İlk yerleşimcilerin Orta Anadolu'dan 10-15 aile olarak gelip yerleştikleri düşünülmektedir. Höyük'ün ilk yerleşmede dahi eksiksiz bir tarım ekonomisine sahip olduğu anlaşılmaktadır. Şimdilik bölgede tarıma başlanılan ilk yerleşim yeri olarak görülmektedir. Neresi görülmektedir? Orhan Gazililerin değerini, kıymetini bilmediği, sadece su kaynağından ibaret zannettiği Ilıpınar. Ilıpınar kazıları höyük olarak 1948 yılında Profesör Doktor İsmail Kılıç Kökten tarafından saptanmış, araştırılmış. Daha sonra 1960 yılında İngiliz arkeologlar, 64 yılında devam, 65 yılında yine aynı şekilde. Kazılar ise 87-95 yılları arasında Hollanda Tarih ve Arkeoloji Enstitüsü adına Rodenberg başkanlığında yürütülmüştür. Ama ne olduysa birden bu kazılar sona ermiş ve üstü kapatılmıştır. Ve diğer önemli bir nokta, Bizans dönemine kadar Roman rakamı ile tanımlanan 10 tabaka belirlenmiştir ve bunların kazılmadığı da belirtilmektedir. Madem Orhan Gazi'yi turizm ile kalkındıracağız, bunun anahtarı Ilıpınar tarihi kazılarıdır. Ilıpınar için çok mücadele ettik, hep söyledik, dile getirdik ve getirmeye devam edeceğiz. Sesimizi duyurana kadar
mücadelemiz Ilıpınar için sürecek. Amacımız Ilıpınar için taleplerimizi her kesime ulaştırmak ve Ilıpınar'ın sadece sudan, su kaynağından ibaret olmadığını anlatmaktır. 8000 yıllık geçmişiyle bölgemizin bilinen en eski yerleşim yeri, önemi usanmadan anlatmaya devam edeceğim. Lütfen siz de 8000 yıllık bu tarihe sahip çıkın. Ilıpınar'da kazılar ilk başladığı günden sonra sona erene kadar ne yazık ki Orhan Gazi'deki beceriksizlik yüzünden çıkan eserler İznik Müzesi'nde sergilenmekte. İznik Müzesi uzun yıllar tadilat gerekçesiyle kapalıydı. Nihayetinde yıllar sonra geçtiğimiz aylarda İznik Arkeoloji Müzesi açıldı ve Ilıpınar'daki eserler orada sergilenmeye başlandı. Birçok esere baktığımızda daha önceden sergilenen eserlerin olmadığını, sergilenmediğini gördük. Birileri çıkıp şunu sormalı: Ilıpınar'dan ne kadar eser çıktı, ne kadar eser çıkartıldı, bunların bir envanteri var mı, bu envanteri kim tuttu, Orhan Gazi bu konuda ne gibi çalışma yaptı, yapacak mı, Ilıpınar'dan çıkan eserlerin takibini yapacak mı? Durumu Orhan Gazi Kaymakamı ve Orhan Gazi Belediye Başkanı başta olmak üzere ilçedeki tüm yetkili mercilere ilettik, tekrar iletiyoruz. Ancak hala Ilıpınar'la ilgili bir adım atılmadı. Birileri resmi yazıyla müracaat edip Ilıpınar'dan İznik'e, İznik Müzesi'ne kaç eser götürüldü, şu an kaç eser var ve kaç eser sergilenmekteydi. Hatırlarsanız müze tadilatlı olduğu sürede bu eserler depolardaydı. Buradan yetkililere bir kez daha çağrıda bulunarak duruma el konulması gerektiğini hatırlatıyorum. Ilıpınar açık hava müzesi olmalı. Madem Orhan Gazi'yi turizm ile kalkındıracağız, bunun anahtarı Ilıpınar tarihi kazılarıdır. Kazılar yeniden başlatılmalı ve Ilıpınar hak ettiği değeri alarak bölgenin cazibe merkezi olmalıdır.